Türkiye İncirlik üssüne derhal el koymalıdır. Yaklaşan bir tehlike var ve bu tehlike Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Ukrayna krizi herkesin de takip ettiği üzere giderek derinleşiyor ve dünyamızı nükleer silahların da kullanılacağı bir genel savaşın eşiğine getirmiş durumda. Kuzey Akım boru hattına son olarak yapılan sabotaj. Hemen arkasından ABD'nin Rusya'da bulunan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısı yapması. Putin'in vatanımızı savunmak için her yola başvurabiliriz şeklinde yapmış olduğu açıklama. Merkel'in Putin'in sözleri ciddiye alınmalıdır şeklinde konuşması. Sırbistan ve ABD eski başkanının bir dünya savaşı tehlikesinin ciddi olduğu yönde yapmış olduğu açıklamalar. Bütün bunlar bir nükleer savaş tehdidinin dünyanın gündeminde olduğunu ciddiye almamız gerektiğini göstermeye yeter. Türkiye'de bilindiği üzere İncirlik üssünde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunuyor. Ukrayna'daki krizin daha da derinleşmesi ve bir genel savaşa dönüşmesi durumunda İncirlik üssü doğal olarak Rusya'nın hedefi olacaktır. Bu da şu demektir: Hiroşima'da yaşanan felaketin benzerini Adana yaşayacak demektir. Yaşayabilir demektir. Böyle bir tehlikeyi ciddiye almamız gerektiğini herkesin düşünmesi gerekiyor. Türkiye, Ukrayna krizinde başından beri ABD'nin çektiği savaş korosuna katılmadı, akıllılık yaptı. Burada sorunun barışçı yollarla çözülmesi için gayret gösterdi. Tarafı olmadığı ve şiddetin sona ermesi gerektiği şeklinde bir görüşü olmasına rağmen şimdi İncirlik'te bulunan ABD'nin nükleer silahlar dolayısıyla tehdidin hedefi haline gelmesinin akılla izah edilecek bir yanı yoktur. İncirlik üssü Türkiye'nin NATO'ya dahil olduğu 1950'lerden bu yana hep Türkiye'nin aleyhine çalıştı. Bütün kritik meselelerde. 1958 yılında Lübnan krizinde İncirlik'ten kalkan uçakların Lübnan'ı bombalaması, Birinci ve İkinci Körfez Savaşları'nda oynadığı rol, son olarak ülkemizi kasıp kavuran terör eylemlerinde, ülkemizi ve komşu ülkelerimizi kasıp kavuran terör eylemlerinde İncirlik'in oynadığı olumsuz rol biliniyor. Hele hele şimdi Amerika'nın Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik bir cephaneliğe dönüştürdüğü koşullarda, hedefin Türkiye olduğu koşullarda, Türkiye'de bir ABD üssünün ve üstelik bu üste nükleer silahların olmasının Türkiye'nin çıkarlarıyla izah edilmesi mümkün değil. Tam tersine, Türkiye'nin şimdi İncirlik üssündeki nükleer silahların bir an evvel Türkiye sınırlarının dışına çıkarılmasını sağlaması gerekiyor. En kestirme yol ise İncirlik üssüne el konulmasıdır. İncirlik üssü ve onun bir parçası olarak çalışan Kürecik'teki radar üssüne el koymak Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur, bir yaşam sorunudur. Cumhurbaşkanını ve hükümeti göreve çağırıyoruz. Bugün Türkiye'yi savunmak, Türkiye'nin savunması için gerekli tedbirleri almak için en başta İncirlik üssüne el koymak gerekiyor. Tarihi sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidir ilgililer.